Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kısa adı TİKO olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın ve yine kısa adı YTB olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi ve ekranları başında bizi izleyen milyonlarca vatandaşımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. TİKA'ya 2019 yılında 465 milyon 450 bin tutarında başlangıç ödeneği tahsis edilmiş. Bu ödenek yıl sonu itibariyle 515 milyon 988 bin TL'ye ulaşmış ve 430 milyon 506 bin 632 TL harcama gerçekleşmiştir. TİKA'nın 2018 yılı Sayıştay raporlarında yer alan uygunsuz, plansız, programsız ve denetimden yoksun bir kurum yapısını sürdürdüğünü 2019 Sayıştay raporlarında da görmekteyiz. Hatta tespit edilen uygunsuzluklar daha da artmıştır. Değerli arkadaşlar, TİKA'nın 2019 yılı personel giderlerinin 2018 yılına göre %24 arttığı görülmektedir. Her yıl bu kamu kurumunda personel giderlerinin bir önceki yıla göre olağan dışı artması nasıl açıklanabilir? TİKA son yıllarda yandaş için ihale ve iş kapısı olduğunu, projelerinde yer almak isteyen firmaların, kurucuların AK Parti milletvekillerinde içinde bulunduğu vakıflara yönlendirildiğini bir önceki bütçe görüşmelerinde de vurgulamıştık. Diğer bir kurumumuz olan YTB 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinden toplam 353 milyon 148 bin TL başlangıç ödeneği almıştır. 321 milyon 543 bin TL harcama gerçekleştirmiştir. 2019 yılında kuruma ilave 73 devlet memuru alımı yapılmış olup personel giderleri bir önceki yıla göre %98 oranda artmıştır. YTB tarafından 1919 yılında toplam 143 milyon 55 bin TL burs ödemeleri yapılmış olup bu tutar kurum bütçesinin %40.32'ni kapsamaktadır. Ancak YTB tarafından verilen bursların, izlenen politikaların amaçlarına ne ölçüde etki ve hizmet ettiği, öğrencilerin, ülkemizin uluslararası alanda kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan geliştirdiği ilişkilerde olan katkısı, ülkemiz yüksek öğretim kurumlarının küreselleşmesine sundukları katma değer, öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki gelişimlerindeki ilerleme, mezun olduktan sonra ülkelerinde iş bulma potansiyelleri, ülkelerine döndüklerinde ülkemiz hakkındaki izlenimleriyle ilgili etkin analiz raporlarının yer almadığı Sayıştay raporlarında belirtilmektedir. Ayrıca raporda iç kontrol sisteminin gelişiminin yeterli olmadığı da belirtilmiştir. Kısacası Sayıştay raporlarında maalesef YTB'nin yönetimin denetim ve raporlama anlamında birçok uygunsuzluğunun olduğu görülmektedir. YTB'nin mali hesaplarına yönelik gerçekleştirilen Sayıştay denetim raporlarında AK Parti döneminde kamu alımlarında ihalelerin bazılarına verilmesi için giderek yaygınlaşan pazarlık yönteminin kurum başkanlığının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmaması durumunda bile pazarlık usulüyle hizmet alımının gerçekleştiği raporlarda bildirilmektedir. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum adı altında pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale kapsamında milyonlarca lira harcanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, TİKA ve YTB'nin diaspora çalışmaları yürüten kuruluşlarımızdan olup ve o amaçla da kurulmuşlardır. Ülkemizin kaynakların yerinde ve verimli kullanılması bütçenin en önemli esasıdır. Bu kuruluşların amaçları doğrultusunda Türk milleti adına çalışmalar yürütmesi için tabii ki yeterli bütçeler oluşturulacaktır. Ancak Türk milleti adına denetim yapan Sayıştay'ın
son yıllardaki raporlarında bütün yanlışlara, usulsüzlüklere tamamlayalım lütfen. Sayfa sayfa yer verilirken bunları hiç kimse görmezlikten gelemez. Değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi ülkemiz kaynakları sorumsuzca kullanılmakta olup karşılığında herhangi bir denetim mekanizması işletilmemektedir. Buradan sormak istiyorum. Bu kurumlarımıza yeni personel alımları hangi ihtiyaç ve kriterlere göre yapılmıştır? Daha önce neredeyse FETÖ kontrolünde olan söz konusu kurumlarımızda bugün yine farklı cemaatlerin sızma ve yapılanma amaçları içinde oldukları görülmektedir. Bu durumu engellemek için ne tür önlemler alınmaktadır? Sonuç olarak bütçenin hayırlı olmasını dilerken Sayıştay raporlarında yer alan usulsüzlükler giderilmeden bu bütçeye evet dememiz mümkün değildir. Sayın Başkan, bir hekim olarak izniniz olursa 30 saniye COVID ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ve sizden zaman talep ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, tıbbiyeli hikmeti bilir misiniz? Açalım. Sevgili arkadaşlar, tıbbiyeli hikmeti bilir misiniz? İstanbul'un işgalinde 3. sınıf bir tıbbiyeli olarak okulda direnişi örgütleyen, Sivas Kongresi'ne katıldığında manda karşıtı konuşma yapan Doktor Hikmet Boran. Evet sevgili dostlar, sevgili milletvekilleri, bu ruhla, bu inançla COVID-19 pandemisiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Daha önce hayatlarını kaybedenlerin şehit sayılması için COVID-19'un bir meslek hastalığının kabul edilmesi konusunda sunulan kanun tekliflerini gelin gündeme alalım ve oy birliğiyle bunu kabul edelim. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.